Merhaba çiçek severler, hoş geldiniz. Bu horoz ipeği çiçeği. Daha önceden sizlerle horoz ipeği çiçeğinin bakılması, çoğaltılması, sulanması konusunda bir video paylaşmıştım. Çok da ilgi gördü o video. Şimdi horoz ipeği çiçeğinin altın gold rengi elime geçti. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Horoz ipeği çiçeğinin bir özelliği, renklerinin tonları çok güzel. Çok parlak, çok göz alıcı ve evin dekorasyonuna çok yakışan türden. Gerçi bunlar yazın açık havayı seviyorlar. Kışın içeriye alabilirsiniz. Tek yıllık bitki, tohumdan çoğalıyorlar. Sizlere daha önceden yayınlamış olduğum horoz ipeği ile ilgili videoyu da bu videonun arkasına ekledim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Hayırlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Merhaba çiçek severler. Bazıları çiçeği tanıdı bile. Nedir bu çiçeğin ismi? Horoz ipeği. Hem de fuşya pembesi renginde. Başka renkleri de olabilir. Kırmızı, sarı, kayısı, altın, turuncu, mor gibi renkleri de vardır. Açıkçası altın renginde edinmek isterim. Çünkü fuşya pembesi de çok cazibeli bir renk, kendini gösteren bir renk. Altın renginin de öyle olacağını düşünüyorum. Şimdi bu çiçekler kadifemsi, ibeğimsi, buruşuk başlı, sıkı yapıda, böyle küçük demetler halinde. Sanki böyle hani kırdan topladığınız çiçek demeti gibi. Bu çiçek bol güneşli ve sıcak ortamı seviyor. Düzenli olarak sulamak gerekiyor. Köklerinin sulu, nemli kalması lazım ama çok da sularsanız çiçeği kurutup çürütebilirsiniz. Tam böyle kararında hafif nemli bırakarak yaşamasını sağlayabilirsiniz. Çok dik güneş almaması lazım. Yani Temmuz ayında güneşin dik ışıklarına maruz kalmaması lazım. Hafif gölgeli, aydınlık yerleri seviyor. Her türlü toprakta, özellikle kültür toprağında çok rahat yetişebilir. Bu çiçek türünün birkaç çeşit çiçek şekli vardır. Bunlardan bazısı alev şeklinde, bazısı püskül halinde, bazısı da horoz ipeğine benzer şekildedir. Genellikle çiçekler dik durur ve yukarı doğru büyürler. Belli bir zaman sonra da bu çiçekler solmadan önce tepesinde tohumlar vermeye başlar, siyah siyah. O tohumları saklayıp tekrardan aynı horoz ipeği çiçeğini elde edebilirsiniz. Tohumları toprağın 2-3 santim altına ekeceksiniz. Çok fazla derin olmayacak. Hatta böyle parmağınızla ufak çukurlar açabilirsiniz. Oraya bırakabilirsiniz. Özellikle Nisan ayında çoğaltabilirsiniz. Temmuz, Haziran, Eylül aylarında da çiçek açabilir. Tohumlarıyla büyüyen bu çiçekler 20 santime kadar büyüyebilir. Ancak 20 santimden sonra sarkmalar başlayabilir. Çoğu da bir araya gelerek püskül oluşturuyor zaten. Bitkinin kendisini soracak olursanız, bitkinin kendisi de 60 ile 90 santime kadar uzayabiliyor. Bu bitki bahçelerde, saksılarda, sıradan gerçek topraklarda yabani ot gibi gelişmeyi severler. Yetiştirmesi kolaydır, hatta hiçbir özen istemez. Sıcağı seven bir bitki, soğuktan hoşlanmıyor. Eğer çok soğuğa maruz bırakırsanız yaprakları buruşur, biraz solgun gözükür ve mutsuzlaşır. Onu zaten halinden anlarsınız. Salonu böyle dekoratif bir bitkiyle süslemek, özellikle bu kadar güzel çiçekleri olan bir bitkiyle süslemek, inanın çok mutluluk verici. Sizler de horoz ipeği edinmek ve bakmak isterseniz birçok rengi var. En beğendiğiniz rengi edinebilir ve benim yaşadığım keyfi yaşayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hayırlı günler diliyorum.